Selamlar arkadaşlar yoğun bir istek üzerine e, ısınmalarda neler yaptığımı sizlere şimdi bir bir anlatacağım. Bu hareketin adı band pull apart. Hem arka omzum zayıf hem de arka omzumu e, hani hareketlerin içine daha iyi dahil edebilmek adına e, band pull apart böyle salona girer girmez eğer etrafta bir bant varsa yaptığım ilk şey. Setlerce yapıyorum kendimi iyi hissettiriyor ve bantı böyle gittikçe hani e, daraltıyorum ki daha da zorlasın beni diye. Bahaneyle arka omuz hacmi de yüklemiş oluyorum. Tabii ki çok fazla çalışmıyor. E, yani daha izole bir egzersize göre kıyasladığımız zaman. Ama e, neticesinde hem bench press'te hem low bar squat'ta özellikle hem de e, deadlift'te e, hissettiğinizde bu kası e, hareketleri çok daha iyi uygulayabildiğinizi düşünüyorum. Bu yüzden İlk adımımı attığım anda yaptığım e, ısınma egzersizi band pull apart. Sonrasında yere geçiyorum. Aslında bu yer egzersizlerinde eklemek gereken bir şey var ama onu daha sonra ekleyeceğim. E, yapabildiğim kadar yavaş yapmaya çalışmıyorum burada. E, sadece omurgamı e, tamamen mata yapıştırmaya çalışıyorum. Böylece e, korkaslarım daha çok zorlanıyor. Benim karın bölgem çok güçsüz. E, aynı şekilde kalçam da yani eski bir sporcu olmadığım ve spor altyapım çok e, hani oturaklı bir altyapı olmadığı için sağlam bir zemine basmadığım için e, bu tip uzun süren e, ısınmaları hem karın kaslarım hem de kalça kaslarım için yapmam gerekiyor. E, son birkaç aydır uyguladığım strateji hip trust ve dead bug bu iki hareket. İlk yaptığım dead bug'dı. Ölü bir böceğe benziyorum zaten gördüğünüz üzere. Bu da hip thrust. İkisini 10-10, tabii ki e, dead bug'da 10 sağ 10 sol değil, hani 5 sağ 5 sol gibi düşünün. 10-10 3 kere e, bu hareketleri yapıyorum ve bunları yaptıktan sonra gerçekten core kaslarım e, daha hazır hissediyor. Aynı şekilde kalçayı da yukarıda sıkmaya odaklandığım için kalça kaslarım da e, gayet iyi hissediyor ve e, yani dipteyken hem core kaslarım hem kalça kaslarım daha iyi kullanabildiğimi hissediyorum. Emin olun belki teoride evet işte araştırmalara baktığın zaman çok da bir faydası yok gibi bir sonuca varabiliriz. Her konuda olduğu gibi. Artık biliyorsunuz bilimsel araştırmaların çoğu o kadar da gerekli değil gibi bir sonuca vardırıyor bize. İlla öyle bir araştırma çıkıyor karşımıza. Ama emin olun ben bunu çok popüler ve güç sporlarında belki de şu an dünya çapındaki en iyi fizyoterapistlerden biri olan Dr. Quinn Henok'tan duymuştum. Yani... İyi hissediyormuşsunuz gibi olma hissi yani placebo bile antrenman kalitesini çok ciddi oranda arttırabilen bir şey. Bu yüzden hatta kendisi set aralarında e, foam rolling yaptığınız zaman gergin yerlerinizle ilgili çok daha iyi bir e, hissiyata varacaksınız ve bu sayede çok daha iyi antrenman yapabileceksiniz der. Dolayısıyla ben e, bu tip ısınma egzersizlerine çok yoğun bir şekilde yer verdiğimi söyleyebilirim. Bu benim genel ısınmam arkadaşlar çünkü mutlaka squat, bench press veya deadlift üçünsünden biri antrenmanlarımın içinde oluyor ve bunlar değişmeyen ısınmalarım. E, yarışma sonrasında açıkçası çok daha fazla zaman ayıracağım mobiliteye, core güçlendirmeye ve işte hareket kapasitemi arttırmaya. Onun dışında stabiliteye esnekliğe vesaireye çok daha fazla zaman ayıracağım ve bu süreçte kendimi geliştirirken sizleri de bilgilendirmeye devam edeceğim. Fakat şu an e, o tip çalışmalara yer vermeye kastığım zaman performansımın düşeceğine eminim. Aynı şekilde e, az zaman kala vücuda alışkın olmadığı e, belli başlı paternleri yaptırdığınız zaman da iyi sonuç alamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, şu anda yaptığım sabit hareketler bunlar. Başlangıçta söylediğim e, sonradan eklerim. Ee, hani Diyeceğim bir şey var dediğim şey ise Bu Cat Camel egzersizini arkadaşlar Aslında hepsinden önce yapmak iyi olur Çünkü sonuçta core egzersizinde de e, işte hip thrustta da Yani core egzersiz dediğim dead bug e, Bunlarda omurga ...devrede oluyor ve omurgayı ne kadar iyi ısıtırsak... ...aslında e, o kadar sağlıklı diğer hareketleri yapmamızda. Ben bu Cat Camel'da bayağı bir beklemeyi seviyorum. Çünkü zaten e, açıkçası extension'ı koruma konusunda... ...hem squat hem de deadlift'te çok iyi değilim. E, bunu da geliştirmek istiyorum bir sonraki antrenman periyodumda. Dolayısıyla hep böyle bir corrective çalışma üzerine gideceğim güçlenmektense. E, yıllardır bu dönemin gelmesini bekliyordum. Hem olmam gereken ameliyatları olup hem de... E, ...geliştirmem gereken vücut fonksiyonlarını geliştirmeyi planlıyorum. İşte kondisyondur, esnekliktir vesaire. Planlar bu yönde. Ee, dediğim gibi bu hareketi başlangıçta yapmanız iyi olacaktır. Ee, bu korektif dönemde kesinlikle belirlediğim bir strateji... ...McGill'in Big Three hareketini, yani büyük üçlüsünü... E, ...bayağı bir detaylandıracağım tabii nasıl uygulamak gerektiğini... ...ama günde neredeyse 40-45 dakikamı o hareketlere ayıracağım. Çünkü belli başlı dengesizlikleri iyi çözebilen ve gerçekten sakroiliak eklem yani SI joint'te sıkıntısı olan insanlar için de sürekli yapmanın kesin bir çözüme yakın sonuç verdiğini söylüyorlar. Öyle de bir planım var. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Cat camel vazgeçilmezim. Band pull apart vazgeçilmezim. Çok 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 fazla zaman harcamaya gerek yok diye düşünüyorum ben de birçok insan gibi. yapıyorsak da ayrı bir antrenman gibi yapmak yani ya sabah ya akşam baya bir zaman ayırmak gerekiyor. Eksiklerimize odaklanıp mümkünse bir fizyoterapiste danışarak e, bu işi yapmamız gerekiyor. Burada da son olarak e, bracing çalışıyorum. Hip thrust'a kalçamı sıkabildiğim kadar sıkıp aynı zamanda e, diyaframımı kullanmaya çalışıyorum. Benim mobilite rutinim bu şekilde yaklaşık 15 dakika sürüyor arkadaşlar. Buradan işinize yarayan bir şeyler alabilirsiniz umarım. Şimdilik bu yaptığım mobilite ve ısınma egzersizleri ama ileride çok daha genişleyecek ve çok daha yoğun çalışmalara başlayacağım. Umarım faydası olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.